10 dakikada tarih programından hepinize, herkese iyi günler değerli izleyiciler. Ben Coşkun Faik Kavala. 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek yeni bir çağ başlattı. Dolayısıyla bu insanlık tarihindeki en önemli kırılma anlarından biri. Bu konuda ve sonuçları hakkında birkaç program yapabiliriz. Bugünkü sorumuz açık. Fatih'in vizyonu neydi? Tarihteki olaylara, insanlara, figürlere bugünün perspektifinden ve değer yargılarından bakmak şeklinde bir alışkanlığımız vardır. Bu bilimsel olarak çok doğru bir alışkanlık değildir. Çünkü her insan kendi içinde yaşadığı kuşağın, çağın olaylarının bir sonucudur. Onun fikirleri de, kişiliği de, yapısı da. Dolayısıyla öncelikle Fatih'in çağından başlayalım. Fatih Sultan Mehmet 1432 yılında doğdu. Bu bütün dünyada, tabi başta İtalya'da ama şimdi söyleyeceğim sebeplerden dolayı çeşitli coğrafyalarda bir Rinascimento, Rönesans, yeniden doğuş hareketinin olduğu, materyalist düşüncenin, bilimsel düşüncenin gittikçe önem kazandığı, sanatta ve bilimde bir uyanışın olduğu bir dönem, bir çağ. Bir merakın yeniden uyandığı bir çağ. Bunun çeşitli sebepleri var. Bir kere Orta Çağ zaten son dönemlerde bir ağır darbeler almaya başlamış. Haçlı seferleri sırasında Doğu'nun bilgeliği Batı'ya aktarılmaya başlanmış. Venedik, Pisa, Amalfi, Cenova gibi İtalyan zengin, tüccar, denizci şehirleri ortaya çıkmış ve bunlardan özellikle Venedik, Bizans İmparatorluğu'yla ticari rekabet halinde olduğu için 4. Haçlı Seferi'nde Kudüs'e yönelmek yerine İstanbul'u işgal etmeyi tercih ediyor. Enrico Dandolo liderliğindeki Haçlı ordusu. Ve İstanbul'u 57 yıl boyunca işgal altında tutuyorlar. İstanbul'un bütün zenginliklerini tahrip ediyorlar. Hatta bu Batı ve Doğu Hristiyanlıkları arasındaki kavganın bir kine dönüşmesinin en büyük sebebi. Burada ünlü Lucas Notaras'ın sözünü hatırlayabiliriz. İstanbul'da Latin serpuşu görmektense Türk sarayı görmek evladır şeklinde. Bunun sebebi 57 yıllık bu işgalde İstanbul'un tam takır bırakılması bir yerde. Ve tabii İstanbul'dan sadece o işte San Marco Meydanı'ndaki dört at gitmiyor. El yazmaları da eski Grekçe ve Latince el yazmaları da gidiyor bir yerde. Bundan hemen 3 yıl sonrasında 1207 yılında Timuçin adlı bir liderin bütün Moğol kabilelerini birleştirip Asya'yı fethe yönelmesi ve Asya'yı fetihle beraber birleştirmesi bir yerde. Mesela Çin'deki barutun veya top teknolojisinin batıya bu şekilde aktarılması Moğollar aracılığıyla. Aynı şekilde de 1258 yılında son Abbasi halifesinin halılara sardırılarak atlara ezdirilmesi Moğollar tarafından ve bunun bir sonucu olarak Orta Doğu'da bir İslam dünyasında otorite olarak sayılabilecek bir kuvvetin kalmaması ve tabi bununla beraber İslami batıni ve tarikat hareketlerinde müthiş bir artışın bu dönemde yaşanması. Ve aynı dönem 1337 yılında İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları'nın başlaması, bu iki gücün güçten düşmesi. En önemlisi de 1347 yılında kara veba, kara ölüm adı verilen veba salgını ile beraber Avrupa nüfusunun yaklaşık %50'sinin hayatını yitirmesi. Büyük sosyal karışıklıklara sebep olması bunun. Dini duyguları da aşınmaya yol açması. Yani günahsız olmanın veya günahsız varsayılan kişilerin de öldüğünü görülmesi üzerine artık bir önemin kalmaması, dini duyguların bir yerde aşınması, kilise kurumunun, papazların sırayla ölmesi ki bu Tanrı'nın bize bir cezası deniyordu o dönemde Avrupa'da. Halbuki papazlar da bu veba nedeniyle ölmeye başladılar. Dolayısıyla dini duygularda aşınma ve birdenbire o veba sonrasında tabii iki tane sonucu. Birincisi eskisi gibi büyük haçlı seferlerinin yapılamaması, büyük kalabalıkların toplanamaması. Yani birinci ve ikinci haçlı seferlerinde olduğu gibi işte Türk akınlarına karşı aynı dönemde başlayan ve hızlanan Osmanlı akınlarına karşı Balkanlar'da Batı'nın
kuvvetli büyük ordular toplayamaması, hem Nibol'da arkasından işte Varna'da veya 2. Kosova Savaşları'nda karşımızdaki kuvvetlerin bizden az mevcutlu olması, bu bir sonuç. Bununla beraber Batı'da bir anlamda bir uyanma başlaması, din dışı profan düşüncenin uyanması ve işte İtalya'da bunun bir takım örneklerini görüyoruz. Özellikle Floransa'da Cosimo dei Medici liderliğinde Filippo Brunelleschi'nin mesela 1420 yılında çizgisel perspektifi keşfetmesi, yine aynı Brunelleschi'nin büyük İstanbul'daki Ayasofya'nın kubbesini 900 yıl sonra geçebilen bir Santa Maria del Fiore Katedrali'nin kubbesini inşa etmesi veya işte aynı dönemde onun da arkadaşı olan Donatello'nun antik çağdan itibaren ilk çıplak insan figürünü heykel şeklinde yapması veya yine bunların arkadaşı olan Masaccio'nun Brancacci şapelinin içindeki işte insan figürünü gerçekçi bir şekilde resmeden resimleri, freskleri aynı dönemde. Burada tabii bir şey var, insan artık öne çıkıyor. İnsan bedeniyle, varlığıyla, aklıyla artık büyük o din davasının önüne geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Bunu görüp buna humanizma deniyor. Bir diğer isim de Giorgio Vasari tarafından verilen isim Rinascimento, yeniden doğuş, Rönesans. Ve bu Rönesans sadece İtalya'da değil, aynı zamanda İslam dünyasında da yıkılan Bağdat'ın yerine başka bir yerde başlıyor. Semerkant, Timur Rönesansı adı verilir. Timur'un akınları sonrasında doğudaki bütün zenginliğin Semerkant'a taşınması üzerine orada bir sanatta bir uyanış ve aynı zamanda işte Ulubey döneminde mesela Masaccio'nun işte Floransa Santa Maria Novella Kilisesi'nin içinde Trinita adlı resmi, freski matematiksel hesaplamalarla yaptığı yıl 1428 yılında Semerkant'ta Ulubey'in rasathane açması yani ve astronomi çalışmalarına başlaması. Şimdi iki yerde aynı yılda bir Rönesans yaşanıyor. Bilimsel düşünce, matematik, geometri ve sanatta uyanış. İşte Fatih'in içine doğduğu dünya böyle bir dünya ve Fatih bunların hepsini toplamak isteyen bir insan, öyle bir yapıda. Yani Doğu bilgeliğini ve Batı'daki gelişmeleri toplayabilecek bir imparatorluk düşüncesine, ufkuna, vizyonuna sahip. Bu da Osmanlı o sıradaki içindeki şartlarıyla biraz çelişki içinde. Osmanlı Devleti ise o dönemde bütün diğer Türkmen devletleri gibi tarihte kurulmuş Türkmen devletlerine benzer bir şekilde bir şekilde bir gaziler veya beyler aristokrasisi var ülkenin içinde. Bu beyler aristokrasisi yani hükümdar var, bir hanedan var ama hanedanın etrafını sarmış çeşitli asırlardır devam eden veya işte birkaç nesildir, kuşaktır daha doğrusu devam eden bir takım ailelerin hükümdar ailesiyle, hanedanla beraber güç ve servetlerini biriktirmeleri olgusu var. Dolayısıyla bu bir imparatorluk vizyonuna bir yerde uymayan bir model. Çünkü işte Selçuklularda görüyoruz. Atabeyler bir yerden sonra ortaya çıktı ve ülke bölünmeye başlandı. Veya Timur mesela büyük bir emperyal imparatorluk kurmak istedi ama ölümüyle beraber bu hemen yıkıldı, dağıldı. Cengiz İmparatorluğu yine oğulları arasında bölüşüldü vesaire. Şimdi bölünen bir iktidar veya çeşitli güç merkezlerinin yavaş yavaş oluşmaya başlaması bir imparatorluğun ömrünü kısaltıyor. Şimdi Fatih bunun ve Fatih'i destekleyenler de bunun farkında. Fatih'in istediği çok açık bir imparatorluk kurmak, Doğu Batı sentezinde hükmedecek bir imparatorluk kurmak. Bunun için bir kere meşruiyetini sağlaması lazım. Bu meşruiyet ancak zaten Osmanlı tarafından etrafı sarılmış olan bir İstanbul'un ele geçirilmesiyle, fethedilmesiyle olabilir. Çünkü aynı anda hem bir Bizans İmparatorluğu varlığını sürdürürken bir yandan başka bir imparatorluk kurmanız zor. Çünkü imparatorluk dendiğinde akla gelen örnek Roma. Roma'ya hakim olma düşüncesi asırlar boyunca kimleri etkilememiştir ki? İşte Şarlmanlar, Franklar, arkasından Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nu kuran Ottolar, Almanlar,
efendim ve hatta yani çok bundan yüzyıllar sonrasında Napolyon bile Papa'nın elinden taç giyerek bir anlamda Roma İmparatoru oldu. Dolayısıyla Roma İmparatoru olmak, imparator olmak demek, imparatorluk kurmak demek. Fatih'in vizyonunda bu var. Bizans'ın o şehrin elinden sembolik imparatorluk payesini almak, kendi başına geçirmek ama burada çok önemli nokta var. Sadece imparator olmak değil. Çünkü imparatorluk kurulduğu zaman bunun Timur devleti gibi yıkılmaması lazım. Bunun ebed müddet olması, uzun ömürlü olması. Uzun ömürlü olması için de hanedanın bir yerde kutsallaştırılması, o imparatorluğu kuracak kişinin de kutsal hale getirilmesi, ona rakip bir gücün devletin içinde olmaması, bulunmaması. Bunu da sağlamak için biraz da çelişkili bir şekilde zaten İstanbul'u fethetmesi gerekiyor. Çünkü da babası 2. Murat döneminde Fatih'in ve daha öncesinde zaten Osmanlı'da az önce söylediğim gibi hanedan dışında Osmanoğulları dışında çeşitli güç merkezleri var. İşte Timurtaşlar var, Çandarlılar var, efendim, Evrenos oğulları var. Bunlar kendilerine verilen efendim, dirliklerle zaman içinde zenginleşmişler, güçlenmişler ve işte 4 nesildir Çandarlılar vezir mesela. Ola ki bir ihtimal İran'da zaten İran tarihinde görüldüğü gibi Safevileri oluşturan o konfederasyonun içinden daha sonra Afşarlar da çıktı, Kaçarlar da çıktı ve bunlar da birbirlerini devirerek iktidar oldular, hanedan oldular. Ola ki Osmanlı Devleti'nde de veya Türkiye'de de hanedanı devirip bir şekilde bir başka bir ailenin Osmanlılar yerine Çandarlılar dönemi başlayabilirdi. Böyle bir ihtimal vardı. Dolayısıyla kul sistemini getirmesi, yani bu ailelerin tasfiye edilmesi, mallarının, mülklerinin müsaade edilmesi ve bununla beraber varlığını, bütün otoritesini sadece ve sadece hükümdara duyduğu sadakatten alan insanların iş başına getirilmesi, yani devşirmelerin Hristiyan kökenli, sonradan işte toplanarak Müslüman yapılmış kul adını taşıyan devşirmelerin hükümette yetkili kılınması ama esas tabii buradaki amaç hükümdarın yetkisinin gölgelenmemesi. Yani mutlak iktidar, tam iktidar bu anlamda. Bu bir imparatorluk modeli ve bununla beraber bu imparatorluğun, imparatorun şahsı etrafında da bütün dinlerin, bütün kültürlerin, bütün dillerin birleşmesi. Bu nedenle işte İstanbul'u hemen fethettikten sonra Gennadius'u patrik ilan ederek bir Fener Patrikhanesi kurması, bir Ortodoks Patrikhanesi kurması, sonradan Fener'e dönüşecek olan veya bir Ermeni Patrikhanesi kurması, Ermenileri İstanbul'a getirmesi veya işte Hahambaşılığı İstanbul'a getirmesi, orada da bir Yahudi mahallesi kurması ve bu her gruba da bir şekilde görevler vermesi. Yani işte kimi kuyumculukta, kimi tefecilikte efendim, kimi sanatta vesaire gibi çeşitli görevler verilmesi. Bu bildiğimiz klasik anlamda millet sistemi. Kul sistemi bir yanda devletin içinde, toplumda da millet sistemi adı verilen sisteme geçilmesi tam bir imparatorluk modeli burada ortaya konuyor. Her şeye hakim. Ve Fatih Sultan Mehmet bir hobi olarak değil, bu bazen yanlış anlaşılır. Bir sadece hobiden kendi şahsi hoşlanması sonucu değil. Ama hükmedeceği, hükmetmek istediği halklara, insanların bilgisine de hükmetmek için bir şeyler öğreniyor. Mesela İtalyanca bilmesi, bir Slavca bilmesi, Rumca bilmesi, okuyabilmesi, Arapça, Farsça bilmesi, bunları okuyabilmesi. Bunların hepsinin bir aslında amacı var. Sadece bir meraktan kaynaklanmıyor bu. Hükmetme amacı var. Orada mesela işte Gentile Bellini getirip kendi portresini yaptırması, Gentile Bellini 1480 yılında. Ve ama aynı dönemde de Ali Kuşçu'yu Semerkant'tan getirip ona da İstanbul'da çalışma imkanı vermesi, seferlerde yanında götürmesi. Yani doğunun bilgeliğini de alıyor, batının bilgeliğini de alıyor. Hepsinden öğrenerek kendisini bu bütün dünyaya evrensel olarak, cihan şumul olarak hükmedecek tek hükümdar, imparator, Kayseri Rum olarak kendisini beslemeye adıyor.
Bu çok büyük bir vizyon. Bu bir Cihan İmparatorluğu, Dünya İmparatorluğu vizyonu. Dolayısıyla İstanbul'u fethetmek, İstanbul'un fethi böyle bir vizyonun ilk ve en önemli aşaması idi. O anda mantıki bir takım hesaplamalarla bugünden baktığımız zaman zaten mümkün olabilecek en uygun zamanın da o olduğunu görürüz. Kiliseler birleştirilmeye çalışılmış. 1439'da Floransa Konsili'nde ama tam başarılamamış. İstanbul içinde itirazlar var. Veba nedeniyle nüfus da azalmış ve daha hemen öncesinde zaten 2. Murat döneminde hem Varna hem Kosova savaşlarında Haçlı orduları yenilmiş. Bir daha bir Haçlı ordusu toplanması çok mümkün değil. Veya Karamanlılar üzerine bir sefere gidip Karamanlılarla Fatih İlkin bir barış sağlıyor. Dolayısıyla fırsat bu fırsat, an bu an İstanbul'u fethetmeliyiz deyip hemen bütün işe girişip bundan sonraki bütün icraatını, imparatorluk kurma misyonunu bundan sonra gerçekleştiren bir Fatih Sultan Mehmet var. Döneminde çok sevilmiyor çünkü reformları çeşitli tepkiler elbette doğuruyor ülke içinde. Özellikle aristokratlaşmaya başlayan işte o güçlü Türkmen aileler içinde. Ama yüzyıllar sonrasında büyük bir saygı ve sevgi uyandırıyor. Burada süremi biraz açtığımı farkındayım ama bir olaya da açıklık getirmek istiyorum. Normalde ben yorumlara çok cevap vermek istemiyorum ama Atatürk'e tapıyorsunuz denmiş. Konumuzla bağlantısını kuracağım çünkü. Değerli izleyiciler, biz Atatürk'e tapmıyoruz. Fatih Sultan Mehmet'i de çok seviyoruz. Atatürk'ü de çok seviyoruz. Osmanlı mirasımızla da gurur duyuyoruz. Cumhuriyetin bir bireyi, yurttaşı olmaktan da gurur duyuyoruz. Ama burası çok önemli. Atatürk'ün vizyonu, biz şu anda hala milletler çağında yaşamaya devam ettiğimiz için bugün de geçerli. Çünkü hala bu çağda yaşamaktayız. Milletler, ulus devletler çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla duyduğumuz sevgi ve saygı bir kenara, yazdığı reçete bugün geçerli. Fatih Sultan Mehmet'in vizyonu Osmanlı Devleti'ni büyük bir devlet, büyük bir cihan imparatorluğu haline getirdi ve büyüttü. Ama bir yere kadar işte Fransız Devrimi ile beraber milli hislerin uyanması ve milli devletlerin kurulması ile beraber onun tarihsel doğal ömrü son buldu. Bu aşamadan sonra biz ne yapıyoruz? Fatih Sultan Mehmet'e saygı ve sevgimizi hala koruyoruz. Ondan ilham alıyoruz. Araştırıyoruz, onu öğreniyoruz. Ondan kendi girişeceğimiz işlerde bir anlamda Atatürk'ün de söylediği gibi Atatürk'ün reçetesi ve dünya görüşü, vizyonu bugün hala geçerli. İşte fark buradadır. Bu dünya görüşümüzün Atatürkçülük olması bu sebepledir. İstanbul'un fethinin diğer sonuçları ve dünya çapındaki etkileri, doğurduğu sonuçlarla ilgili bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.